Baştan alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, geçen hafta bilgi elde etme yöntemleri, yollarının 3 tane olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan duyuları ve doğru haberi konusunu anlattık. Bu ikisini üçüncü olarak akıl kalmıştı. Bu hafta aklı anlatacağız inşallah. Şimdi akıl lafzı, yani kelime olarak akıl, Arapçada mastar bir isim. Şimdi Arapçada mastarların iki farklı kullanımı var. Birincisi mekmaklı anlam. Yani işte ne diyelim, Nasara Yansuru Nasran, Nasran yardım etmek. Ketebe yektubu ketben kitaben kitabeten, üç tane mastar var. İşte yazmak anlamında. Bir de bu, yani bir mekmaklı anlam. Yani eylem bildiren anlam. Türkçedeki karşılığıyla eylem bildiriyor. Bir de bu mastarlar isim oluyor. Yani bir şeye soyut ya da somut bir nesneye, burada nesne yani somutu da soyutu da karşılayacak şekilde, yani felsefi anlamda nesne diyelim. Nesneye, bir nesneye isim oluyor. Şimdi mesela Ketebe Yektubu'dan örnek verirsek, Ketebe Yektubu işte yazdı, yazıyor, yazacak neyse. Bir de işte kitabeten ya da kitaben mastarı var. Kitaben mastarı normalde eylem olarak kullanıldığı zaman yazmak anlamına geliyor. Ama bir de o mastar ne olmuş? Bir nesnenin ismi olmuş. O nesne ne? İşte iki cilt arasında bulunan, işte içinde yazılar olan ve okunan, bilgi nakletme aracı olan nesneye isim olmuş. Bunun gibi mesela bir örnek daha verelim. Diğeri de mesela ilim örneği. Şimdi alime ya'lemu ilmen. Alime ya'lemu işte bildi, bilecek vesaire. İlmen bir bilmek anlamına gelir. Bilmek. Yani bilme eylemini yapma. Bir de bilgi anlamına gelir. Yani bilme eylemi sonucunda ulaştığımız şey, ulaştığımız işte o şeye, o nesne diyelim artık da, ne diyeceksek ona, yani ona bilgi diyoruz. Arazdır da normalde bilgi, yani anlaşılsın diye. Tabii buradaki bu eylem anlamıyla bu nesne anlamı arasında bir ilişki de var yani. Yani ben mesela ketebe yektubu işte kitaben yazmak demek, bir işte bir de üzerine yazı yazılıp bilgi dolaşım nesnesi haline getiren kitap, o nesne, onun arasında bir ilişki var. Yani ben gelip de işte darabe yedribu, dar beni, işte o vurmayı götürüp de ne bileyim işte onunla alakalı, yani mesela midrap diye ismi alet falan üretiliyor ya, işte vurma aleti gibi, yani o aletle de işte o nesneyle de, o mastardan üreten nesne arasında bir ilişki olması lazım. Bir örnek daha vereyim. Bu önemli çünkü. Yani Arapçada bence önemli bir şey. Yani bu mastarın şeyiyle, eylemiyle nesnesini ayırma eylemi. Şimdi geçenlerde işte midye yemek caiz midir değil midir diye bir tartışma vardı. Sosyal medyaya düşmüştü. Şimdi orada işte Hanefi ulemanın delili, işte Şafii ulemanın delili falan tartışmalar oldu. Ben öyle zaten ilgilendiğim bir tartışma değil de bir tanesi yazmıştı. İşte İşte yani genellikle bu tartışma şey üzerinden dönüyor. Uhille lekum saydul bahri ayeti üzerinden. İşte deniz saydı. Sayd, yani oradaki o mastar sayd. Size helal kılındı. Uhille lekum saydul bahri. Deniz saydı. Size helal kılındı. Şimdi o bir paylaşım sahibi olan zat diyordu ki işte Hanefiler burada saydı şey anlamıyla alıyorlar. Yani eylem anlamıyla. Diyor ki işte
Yani Hanefilere göre deniz avlanması, yani denizden avlanmak, yani denizden yenilecek bir şeyleri avlama eylemi helal kılındı diyor. İşte Şafiler de diyorlarmış ki, onun yazdığına göre, ben bilmiyorum yani. İşte Şafiler de diyorlarmış oradaki nesne anlamı, yani ismi mastar, nesneye isim olmuş. İşte o Saydul Bahri deniz avı size helal kılındı. Avlanma değil de avı helal kılındı. Şimdi lafız ikisine de müsait. Yani ikisi de anlaşılabilir. Bundan dolayı işte av dedikleri için Şafilere göre işte başka delilleri de vardı da genel olarak bu ayet etrafında dönüyor tartışma. İşte Şafilere göre de midye caiz oluyor falan. Şimdi yani peki hangisi daha ön plandadır? Yani önümüze bir mastar geldi. Hangisi bizim aklımıza gelmeli? Bu ayet örneğinde de öyle, başka örneklerde de öyle. Genellikle arkadaşlar mastarlar isim olarak kullanılır. Yani ismi mastar olarak kullanılır. Yani eylem bildiren mastarı Araplar mastar formatında yazmazlar. Eğer eylem bildirecek mastar anlamında kullanıyorsa en var ya mesela fil muzarinin başına gelen işte yekûnu en yekûne yef'alu en yef'ale o en onu mastara çeviriyor. Yani yef'alu o yapar en yef'ale onun yapması oluyor mastara çeviriyor. İşte yektubu yazar en yektube onun yazması mastara dönüyor. Yani bu açıdan o ayetteki Uhille lekum saydul bahri ayetinde avlanmak şeyi bence daha arka planda bir anlam. Av daha doğru. Çünkü Allahu Teala mesela diyelim ki size avlanmak, deniz avlanması, denizden av tutmak size helal olsaydı helaldir. Bu hükmü vermek isteseydi ya da bunu murad etmiş olsaydı orada sayd demezdi de entasıydu derdi mesela. Uhille lekum en tasidu minel bahri ya da fil bahri gibi bir ifade olurdu. Yani genelde böyle kullanılıyor. Neyse lafı çok uzattım. Şimdi yani şeyimiz burada akıl ne anlama geliyor? Akıl mastardır dediğimiz gibi bir mastarla bir eylem anlamında bir de nesne anlamında. Şimdi akıl için her ikisi de mevzubahis yani. Tabi burada müellif hangisini kastetmiş onu söyleyeceğiz de genel olarak tüm klasik eserlerde, kelam eserlerinde vesaire her ikisinin de olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi akıl eylem anlamıyla işte akale yakilu'dan geliyordur muhtemelen fiili. İşte aklen yani işte düşünmek anlamında. Yani eylem yapacağız bunu. İşte aklın eylemi ne olur? Düşünmek. İşte tefekkür etmek, akıl yürütmek, akıl yürütmeye akıl olmaz. Yani düşünmek diyelim buna. Yani bu anlamıyla, eylem bildiren anlamıyla akıl, nazar ve istidlal anlamındadır. Nazar ve istidlal, yani kelamcıların çokça kullandıkları iki kelime. Nazar ve istidlal, düşünmek anlamına geliyor. Ondan sonra şunu da söyleyelim. Akıl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime değil. Hani fiil formatıyla geçiliyor. Yaqilun, taqilun falan formatında geçiyor. Ama mesela akıl olarak geçmiyor. Niye? Çünkü akıl bir nesne anlamı olarak muhtemelen Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bir nesneye isim değildi. Ya bizim mesela şu anki mütearefemize göre akıl deyince bilmiyorum siz ne anlıyorsunuz da yani yeti anlamında kullanıyoruz. Onu da söyleyeceğim yani. Yani klasik dönemdeki anlamı kastetmiyoruz biz. Günümüzdeki anlam farklı. Zihnimizde yani hatta siz şu an 8-9 kişi var derste sorsam her birinizin akla yapacağı tanım bile farklıdır yani. Çünkü akıl böyle herkesin bildiği ama aslında hiç kimsenin bilmediği, herkesin hakkında bir kanaat sahibi olduğu aslında tanımı nedir?
Ya bundan neyi kastediyoruz diye sorulduğu zaman böyle tam dört başı mamur bir tanımının ya da neyin kastedildiğinin bilinmediği, yapılamadığı bir kavram. Neyse, yani Kur'an'da da işte yaqilun formatında geçiyor. Kur'an'da düşünme eylemi, yani normal aklın bu eylem anlamına daha münasip bir şekilde fiil formatında geçiyor. Yani akıl yürüteceğimiz, işte akıl var, o bir nesne ismi olarak falan geçmiyor Kur'an'da. Kur'an'da zaten düşünme eylemi şeye izafe ediliyor. Biz bugün akıl derken beynimizin içinde olan bir şeyi kastediyoruz. Yani o beynin bir yetisi, bize işte düşünmemize sağlayan yeti şeklinde şey yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ise eylem daha ön planda. Ve Kur'an'ın peki bu eylem ise, yani düşünmek demekse akıl, Kur'an'da bunu ön plana çıkarıyorsa o zaman bunu biz hangi organımızla yapıyoruz? Yani düşünme eylemini hangi organımızla yapıyoruz? Bu aslında şey açısından klasik dönemde çok da tartışılıyor ama yani böyle nasıl diyelim, bu meselenin en cift noktası değil, can alıcı noktası değil, işte dimağ diyenler var, yani bugünkü beynimiz diyenler var, işte kalp diyenler var. Kur'an-ı Kerim'de de zaten düşünme eylemi kalbe izafe ediyor. İşte lahum kulubun la yaqilune biha, böyle herhalde ayet. İşte onların kalpleri vardır ama işte akıl etmedikleri, yani düşünmedikleri kalpleri vardır diyor. Yani burada o eylemi yapan şey kalp oluyor. Her yerde değil, onu söyleyeceğim şimdi. Aklın anlamları var. Söylüyoruz. Birinci anlamı aklın nazar ve istidlal anlamında. Yani düşünmek demek. Düşünmek. Peki düşünmek nedir? Var mı? Düşünmeye bir tanım yapacak bir arkadaşımız var mı? Düşünmek ne demek? Yani ben böyle oturup kafayı böyle göğe diktiğim zaman düşünmüş mü oluyorum? Yani guguk kuşu gibi şey yaptığımda neydi? Düşünmüş mü oluyorum? Düşünmek nedir yani? Düşünmenin tanımını yapabilecek bir arkadaşımız var mı? Düşünme nedir? Yok herhalde. Neyse, konumuz o değil de. Düşünmek demek, yani bilinenden bilinmeyene hareket demek. Zaten nazarın, istidlalin tanımı kelamcılar nezdinde kişinin bilinenlerden, yani bildiği şeylerden bilmediği şeylere ulaşmasına düşünmek denir. Yani bu kadar basit. Yani birinci anlamıyla akıl eylem anlamındadır ve düşünmek anlamındadır. Sonra diğer anlamını, iki anlamını söyleyeyim, ondan sonra şeye geçeyim. Yani burada müellif hangi anlamı kastediyor acaba? Görünenden harekete, görünmeyene ulaşmak. Yani o görünen değil de bilinenden harekete, bilinmeyene ulaşmak desen daha kolay olur. Yani bildiğimiz, yani biz sadece gördüklerimiz üzerinde düşünmüyoruz, değil mi? Görmediklerimiz üzerinde de düşünüyoruz. Evet, onun gibi bir şey. Şimdi bir de akıl nesne olarak şey oluyor. Yani bir şeyin ismi oluyor, isim. Artık o eylem bildirmiyor, isim oluyor. Buna ism-i mastar deniyor, tamam mı? İşte bu anlamıyla akıl iki şekilde, iki anlamda kullanılabiliyor yani. İki anlamda kullanılabiliyor. İşte birincisi bizim bugünkü anlamda kullandığımız anlamda, yani garize deniyor Arapçada ona. Yeti. Biz bugün yeti anlamında kullanıyoruz. Yani işte kafa tasımızın içinde bir beyin var. O beyin işte bir azamız. O aza vesilesiyle biz işte ne yapıyoruz? O azanın şeyleri var, özellikleri var. İşte o özelliklerinden biri de şeydir. Ne diyelim? İşte akıl, yani
onun bir özelliği de o garize özelliği var. İşte ona akıl deniyor. Bu anlamıyla klasik dönemde şey yapan ulema da var. Yani aslında ilk dönem mütekaddimun dönemi kelamında bu anlam genelde kabul edilen bir akıl tanımı değil. Bu biraz da müteahhir dönemden itibaren biraz yerleşen bir akıl tanımı. Ömer Hoca'nın videosunu izlediyseniz o da bahsediyor yani. İşte mütekaddimunda müteahhirine geçerken değişiklik gösteren bazı şeyler var. Onlardan biri de bu aklın tanımı. Buna dair işte bir örnek göstereyim size. Burada işte şu açtığım metin görüyorsunuz inşallah. İmam Cüveyni'nin Burhan isimli usulü fıkıh eseri. Burada diyor ki fe'in kıyle temal aklu indakum. Size göre akıl nedir diye sorulursa kulna deriz ki leysel kelamu fihi bil heyyin. Bunun hakkında konuşmak, kelam etmek kolay değildir diyor. Ve ma havveme aleyhi ehadun min ulema'ina. Diyor ki bizim alimlerimizden, yani eşarileri muhtemelen kastediyor. Alimlerimizden hiç kimse bunun hakkında akıl yürütmedi. Yani buna göz gezdirmedi. Bunun hakkında düşünmedi. Buna kafa yormadı. Gayrul Haris bin Esed el Muhasibi. Haris işte muhasibinin dışında hiç kimse buna kafa yormadı diyor rahimeullah. Fe innehu kale, o dedi ki el aklu, akıl garizetun, bir garizedir, yetidir. Yeteetta biha, yeteetta yani mümkün olur. Biha o garizeyle derkül ulumi, ilimlerin, bilgilerin idraki mümkün olur. Yani kendisiyle bilgilerin idrak edildiği, yani bilgi öğrendiğimiz, bilgi elde ettiğimiz bir yetidir diyor. Gördüğünüz gibi. Tamam, bunu söyledik. Bu anlamı var. Bir de diğer anlamı ise, yani nesne olarak kullanıldığı zaman aklın diğer bir anlamı ise şey anlamında, zorunlu bilgilerimiz. Yani insanın her insanda ortak olan zorunlu bilgiler. Bunların bazısı işte evveliyat dediğimiz bilgilerdir. Bu evveliyatın kaynağı tartışmalı olsa da yani işte nasıl diyelim, akıl buluğ çağına erdiği zaman, ya işte kişi buluğ çağına erdiği zaman onda tam kemale eren ve onda yerleşen şeylerdir, bilgilerdir, zorunlu bilgilerdir. Kişideki zorunlu bilgiler. Şimdi biz geçen hafta söyledik. Yani zorunlu bilgilerden biri duyu bilgileridir. Duyu bilgileri zorunlu bilgi verir. Bir de kişide bedihi olarak bulunan, evveliyat denilen, bedihiyat denilen bilgiler var. İşte yani bir şeyin aynı anda hem hareketli hem sakin, yani işte hareketsiz olamayacağı, bir şeyin hem var hem yok olamayacağı, işte parçanın bütününden büyük olamayacağı şeklinde, bu yani en basit formuyla akıl yürütme dediğimiz şeyler aslında bu işte Aristo'nun mantıkta geçen aklın temel ilkeleri var ya, işte hüviyet, üçüncü şıkkın imkansızlığı, tenakkuz falan vesaire, onlar işte yani bunlar ise bize doğuştan gelen bilgilerdir. Bir de dedik ki şeylerdir, duyuların bilgisi. Yani duyuların bilgisi de bize ne olur? Yani bizde zorunlu olarak bulunur yani. Yani modern bilim deyin isterseniz, isterse de işte ferdi olarak her birinizin bireysel olarak işte duyularınızla elde ettiğiniz bilgiler de, bunlar da bizde artık zorunlu olarak bulunuyor, yerleşiyor ve işte bunlara da akıl deniyor. İşte aslında günümüzde yapılan bazı işte tartışmalar, deniyor ki bu akla aykırıdır falan gibi böyle tartışmalar oluyor. Mesela bu hadis akla aykırı diyor. Mesela yani ne diyelim, işte 1400 yıllık İslam geleneğinde bu hadisin akla aykırı olduğuna dair hiçbir kimse çıkmamışken birden birileri çıkıp ya bu akla aykırıdır diyor. İşte burada bize o akıl derken kastettiği şey işte bu zorunlu bilgiler anlamıyla akıl. Yani o zorunlu bilgileri ne tesis ediyor? Birincisi evveliyat, yani doğuştan gelen bilgiler.
Bir de sonradan öğrendiğimiz şeyler, duyu bilgileri, yani bilim, yani ne derseniz ona. Tabii burada yani bunu dedik diye işte biri çıkıp da işte mesela diyor bu hadis akla aykırı da dediği zaman onun dediği şey doğru değil yani. Yani doğru olmak zorunda değil. Ha bunu dedi tamam. Biri yani bu falanca şey akla aykırıdır dedi diye hemen dediği şey doğru olmaz. Birincisi o akıl dediği şeyi eğer eşelediğimiz zaman modern yani duyuların bilgisine işte bilime dayanıyorsa geçen hafta bahsettik yani bilimin de makbul olanı var, merdut olanı var. Her ne kadar duyu bilgisi kesindir desek de o ayrımı yapmıştık. İkincisi bir de şey de söylemiştik. Yani aklın hükümleri olan işte imkan, zorunluluk, muhal hükümleri var. Yani bir imkanı akli meselesi var. O şeyde biraz buna değinmiştim. Yani haberi mütevatir haber konusunda. Bir şeyin aklen mümkün olmasıyla adeten mümkün olması farklı şeyler. Şimdi günümüzde işte şu hadis akla aykırıdır şeklinde cümle kuranlar genellikle akli imkan açısından değil de adeten düşünüyorlar. Adeten olabilir. Yani şöyle söyleyeyim size bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki kanatlı at. İşte bu mitolojilerde olan bir şey. Kanatlı at, Pegasus. Şimdi bu Pegasus aklen muhal midir? Muhal midir aklen? Var mı cevabı olan? Pegasus akla muhal midir? Değil. Aynen değildir yani. Düşünebilirsin. Zaten adamlar da düşünmüş ki şey yapmışlar. Almışlar çizmişler. Onun şeyini mitolojisini yapmışlar. Ama adeten böyle bir şey var mı? Böyle bir at? Yani yoktur muhtemelen. Yani Allah'ın kainatta yarattığı varlıklar arasında uçan kanatlı bir at muhtemelen yoktur. Yoktur yani. İşte burada bu ayrım da var yani. Bunun için şöyle düşünmeyin. Yani biz şimdi burada duyuların bilgisine ben demiyorum zaten. Nesefi söylüyor. Duyuların bilgisi zorunludur kendisi diyordu. Ben burada yorumlarken yani modern bilimi ya da bilimi olumladığım için buradan şey yapmıyoruz yani. İşte nasıl diyeyim? Modernist bir dini yorum yapmıyorum burada yani. Onu da söyleyeyim yani açıkça. Burada zaten amacımız metni analiz etmek. Yani aynen insan aklen düşünebiliyorsa muhal olmaz zaten. Şimdi bunu da söyledikten sonra buna da bir örnek vereyim. Yani aklın zorunlu bilgiler olduğu şeklindeki şey, zorunlu bilgiler olduğu şeklindeki tanımlama. Burada şimdi pardon. Açtığım dosya kapandı. Onu bir daha şimdi bulayım. Görüyorsunuz değil mi? Bu Cüveyni'nin yine şeyinde İrşad isimli eserinde görünüyordur inşallah. Diyor ki el aklu akıl ulumun daruriyetun
zorunlu bilgilerdir diyor. Gördüğünüz gibi yani akıl zorunlu bilgilerdir. Bunu bazı yani aklı zorunlu bilgiler olarak tanımlayan bazı zat-ı muhterem kelamcılar. Bunlar bazı kelamcılar bazı zorunlu bilgilerdir şeklinde de yorumlayabiliyorlar. Burada da gördüğünüz gibi yani bu şekilde de yorum yapılıyor. Tamam, devam edelim. Evet. Şimdi dedik 3 tane anlamı var. Peki burada müellif hangisini kastediyordur? Tabii ki birinci anlamı kastediyordur. Çünkü ikinci ve üçüncü anlamıyla akıl bir bilgi elde etme yöntemi olamaz. İkinci anlam dedik ki bir yetidir. Yani bir alet gibi düşünün. Sizin elinizde bir alet olduğu zaman o size doğrudan bilgi vermez yani. Değil mi? Yani elinizde bir kazma var, onu çalıştırmazsanız toprağı kazanmazsınız. Değil mi? Ya da işte zorunlu bilgiler. Elimde zorunlu bilgiler var. Cebimde 100 lira para var. Bu benim paramı 150 lira yapar mı? Yapmaz. Değil mi? Onun için bilgi kaynağı olan, yani bize bazı yeni bilgiler verecek olan şey, düşünmek anlamıyla olan akıldır. Nazar ve istidlal anlamıyla olan akıldır. Çünkü insan, dedik bilgilerin kaynağı 3 işte, duyular, haber ve akıl. Akıl ne? Yani bilinenlerden bilinmeyenlere varmak suretiyle yeni bilgiler ya yeni bilgilere ulaşmamızdır. Bu anlamıyla kullanıyor kelamcılar. Yani bilgi kaynağı olarak geçtiği yerlerde orada nazar ve istidlal anlamıyla kullanıyorlar. Yani nazar ve istidlal bizim bilgi elde etme yol ve yöntemlerimizden biridir. Bizler düşünmek suretiyle yeni bilgilere ulaşabiliriz. Bu şekilde anlamamız gerekiyor. Bilmem anlatabildik mi? Şimdi diyor ki, yani dedi ki düşünme anlamındadır. Summe ma yesbutu minhu, summe sonra ma, o şey ki yesbutu sabit oluyor. Minhu o akıldan, yani akıl yoluyla sabit olan sabit oluyor. Bil bedîheti, bedihi olarak, yani zorunlu olarak, apaçık olarak, ne derseniz, a priori bilgi olarak sabit olan şey, fehuve daruriyun, o zorunludur. Yani kişi nasıl diyelim, akletmeye başladığı andan, işte buna buluk çağı deyin isterseniz, o anda işte o düşünmenin başlangıcında kişide bedihi olarak sabit olan şeyler, işte söyledik ya iki kısımdır diye, yani o zaruri anlamıyla kullanılınca onlardan biri de işte evveliyattır, bedihiyattır dedik. İşte bunlar da zorunlu bilgilerdir. ثُمَّ مَا يَتْبُتُ مِنْهُ, yani akıl eyleminin evvelinde, başında bil bedîheti, bedihi olarak, yani hiçbir onu elde etmeye dair bir çaba sarf etmeksizin, aklın yetilerinin ya da akıl eyleminin fiziki olarak şartları yerine geldiği zaman hiçbir çaba sarf etmeksizin o düşünme, düşünüyorsunuz ama hiçbir çaba sarf etmeksizin, sadece sizde o fiziki olarak şartlar yerine geldiği için oluşan o bilgiler, yani o evveliyatlar, onlar zorunlu bilgidir. فَوَا زَرُورِيُّنْ, onlar zorunludur diyor. Bu da yani işte o aklın üçüncü anlamındaki o evveli bilgileri de bu şekilde düşünme anlamıyla olan akılla ilintilendirdi. Zaten ben ne demiştim? Eylem olan mastarla nesne olan mastar arasında bir ilişki vardır. Yani alakasız bir eylemi bir nesneye isim yapamazsınız. Bu edanı yanlışlıkla yazmışım, onu sildik. Kel ilmi,
Peki o insanda bedihi olarak oluşan şeyler nelerdir? Kel ilmi bilmek gibi. Bak burada bilmek dedim. Bienne külle şeyin her şey e'azamu min cüz'i parçasından daha büyüktür. Yani her bir şeyin, her ne olursa olsun, her bir şeyin parçasından, yani bir bütün olarak o nesnenin parçasından büyük olduğuna dair bilgi ya da bunu bilmek, bu ilme her ikisini de söyleyeyim, ikisini de iki anlamda verebiliriz. Ve bunu bilmek ya da buna dair bilgi bu zorunludur. İşte söylemiştim yani insanda zorunlu olarak bilinen şeyler nelerdir? İşte bir şey aynı anda hem var hem yok olamayacağı. İşte yani çelişikler dediğimiz şeyler. Yani bir şeyin aynı anda hem siyah hem kırmızı olamayacağı. İşte bunun gibi bir şeyin aynı anda işte hem harekette hem sükun halinde olamayacağı. Bunun gibi bunlar şeydir. Zorunlu bilgilerdir. Ve ma yesbutu bil istidlal. İstidlalle sabit olan ise fehuve iktisabiyyun, o iktisabidir. Yani istidlal dediği akıl yürütmeyle elde edilen bilgiler fehuve iktisabidir. Onlar zaten yani iktisap zaten yani elde etme, kazanma demek. İstidlalle elde edilen bilgilerimiz ise yani düşünmek suretiyle aklın nazar İşte zaten diyoruz ya akıl zaten düşünmek anlamındadır. Yani düşünme eylemi sonucunda o düşünme hani akıl ediyoruz ya akıl eyleminde bulunuyor. Yani düşünüyoruz. Bir o evveli olarak bizde bulunuyor. Onlar zorunludur diyoruz. Bir de işte düşünme yoluyla ulaştığımız bilgiler vardır. Onlar da iktisabidir. Bilmem anlatabildim. Burası sanki biraz karışık anlattım gibi de. İnşallah anladınız yani. Yani bir çaba, bir emek harcanarak elde edilen bilgiler iktisabidir. Şimdi peki iktisabi bilgiler kesin midir, değil midir? Onu biraz anlatalım. Yani şimdi dedik ki akıl bir bilgi elde etme aracıdır. Yani düşünmek anlamında. Sonra dedik ki düşünmek suretiyle elde ettiğimiz bilgiler, değil mi? Onu söyledi. Ve ma yesbutu bil istidlal. İstidlalle sabit olan şey ve o iktisabidir. O iktisabidir. Yani kazanılarak kazanılan bilgidir. Peki bu kazanılan bilgi kesin midir, değil midir? Hı? Var mı bir kanaati olan? Düşünme yoluyla daha Türkçesi ulaştığımız bilgiler kesin midir, değil midir? Zanni midir? Nedir? Var mı bir kanaati olan? Yok herhalde. Bir şey yazacak olan. Zannidir. Evet. Zanni midir? Kesin midir, değil midir? Düşünme yoluyla ulaşılan bilgiler. Vakaya uygunluğa bakılır. Tutarlı düşünce doğru sonuca getirebilir. Neyse ben şey yapayım, anlatayım. Şimdi yani bir bilginin iktisabi olması yani sonradan elde ediliyor olması onun zanni ve ya da kat'i oluşuna etki eden bir şey değil. Daha Türkçesi yani eğer akıl yürütme sürecinde kullandığımız şimdi bir düşünüyoruz düşünme diyor düşünme yoluyla ulaşılan şeyler iktisabidir. Düşünme dediğimiz şey bilinenlerden bilinmeyene hareket etmekti, değil mi? İşte biz bilinenden bir yer bilinmeyene vardığımız zaman düşünme eylemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve orada bir iktisap oluyor. İktisabi bilgi elde ediyoruz. O ulaştığımız ikinci bilgi
İkinci bilgi işte onun zanniliğe katiliği senin hareket ettiğin noktanın kesinliğiyle ilintilidir. Yani şöyle diyoruz ya bilinenden bilinmeyene hareket. Sen o bildiğin o hareket noktası, o kullanarak diğer noktaya vardığın o ilk noktan, o çıkış noktan o kesinse gerekli şartları yerine getirirsen ulaştığın bilgi de kesin olur. Bilmem anlatabildim mi? Neyse, kişiden kişidir. Aziz seni bu alanda azarı zararı azarı bilgi aynen. Şimdi burada yani iki tane şart ortaya çıkıyor. Yani kesin olması için. Birincisi akıl yürütme yani düşünme eylemini gerçekleştireceğimiz eldeki o malzemelerimizin kesin olma şey kesinliği. Onlar kesin olursa işte kesinlik de nedir? İşte duyuların bilgisine dayanan, ondan sonra zaruriyata, bu bedihiyata dayanan şeyler. Bunlar olursa ve akıl yürütme sürecini yani o bilinenden bilinmeyene varma o aradaki mesafeyi sağlayan o süreç, şartlar, o da onlara da riayet edilirse ulaştığımız sonuç o da kesin olur. İşte burada bizim bilinenlerden bilinmeyene hareket etmede o aradaki mesafeyi kat etmemizi sağlayan, doğru bir şekilde kat etmemizi sağlayan ilmin adı mantık ilmi. Şimdi mantık ilmi ne? Tanımı ne? İşte kendisine riayet edildiğinde zihni atadan koruyan diye tanımı yapılıyor bir de işte bilinenden bilinmeyene hareket edildiğinde tam şu an tanımı aklıma gelmedi ama yani bilinenden bilinmeyene varmada bize onun kaidelerini bilinenden bilinmeyene varmanın kaidelerini bize sunan ilim. Bu şekilde de tanımı yapılıyor. İşte yani bizim önermelerimiz yani şeylerimiz ilk malzemelerimiz kesin olursa varacağımız doğru bir akıl yürütme şeyini sürecini işletirsek bu şekilde vardığımız sonuçlar da kesin olur. Zaten akıl eğer bir bilgi kaynağı ise onun bir şekilde kesin bir bilgiye de ulaşması lazım. Değil mi? Yani yoksa nasıl bilgi olacak ki? Yani biz dedik ya bilgi dediğimiz şey işte i'tikadun cazimun mutabikun lil vakıa gerçekliğe muvafık, mutabık bir inançtır, kanaattir dedik. Bir akıl bizi eğer elde bulunan malzemelerimizden onları kullanarak biz bilgiye kesin olan, o cazim olan bir bilgiye ulaştırmıyorsa o zaman bilgi kaynağı olmaz. Değil mi? Onun için yani kullandığımız malzemeler kesin ise burada ne olur? Ulaştığımız sonuçlar da kesin olur. Üzerinde düşündüğümüz alanın malzemenin kesinliğine ile sabit olmuş. Peki hocam. Diyoruz ya kişide doğuştan gelen zaruri bilgiler, duyuların bilgisi. Sonra bu duyuların bilgisi işte insanda akıl olarak bulunuyor. Üçüncü anlamıyla akıl yani sende bulunan zorunlu bilgiler. Sonra sen birinci anlamıyla akılı şey yapıyorsun, düşünüyorsun. Onlar üzerine, onları kullanarak mukaddimeler tertip ediyorsun. Yani şey mukaddimeler diyorum, pardon, kıyaslar tertip ediyorsun. Kıyaslar kuruyorsun, bir sonuca varıyorsun. İşte çıkış noktanla vardığın sonuç arasında kurduğun kıyaslar ne kadar az olursa yani kesin öncüllerinden vardığın sonuç arasındaki o mesafe ne kadar kısa olursa vardığın sonucun kesinliği o kadar artar. Ama uzadıkça süreç aradaki öncüller, kıyaslar vesaire uzadıkça ulaştığın sonucun kesinliği de ona göre azalıyor. Şimdi burada yani bu önemli bir şey. Günümüzde de tartışılan bir şey yani işte aklım metafizik bilgiye elde etme imkanı meselesi. Aslında ben bu söylemiş olduğum şey yani kelamcıların zaten genel kanaati
Yani onlar işte düşünmek suretiyle, akıl yürütmek suretiyle, işte bazı kıyaslar tertip etmek suretiyle Allah'ın varlığının ispat edilebileceği düşüncesindeler. Şimdi bizler Allah'ı duyu organlarımızla bilmiyoruz. Değil mi? Yani ispatı vacip ne derseniz bilmiyoruz yani. Peki bizler Allah haber aracılığıyla mı biliyoruz? Hayır. Yani burada mütevatir haberi kastediyoruz. Böyle işte Kur'an geldi bize haber verdi anlamıyla düşünmeyin yani. Öyle bir haber de yok. O zaman bizim Allah'a dair düşüncemiz ne olması lazım? Bu sefer akıl olması lazım. İşte kelamcılar diyorlar ki bizler doğru bir akıl yürütme sürecini elde ettiğimiz zaman bizler o ispat-ı vacibi de kesin olarak görürüz. Önce ispat-ı vacip delilleri nedir? Öncülleri işte duyu organlarına ya da bu evveli bilgilere dayanan kıyaslardır. Mesela hudus delili diyoruz, imkan delili diyoruz ya da işte gaye nizam delili diyoruz vesaire. Günümüzde bu sayı 10-15'lere çıkmış durumda. İşte bu bizdeki bilgileri kullanarak bizler ne yapıyoruz? İşte Allah'ın varlığını ispat edildiği ya da Allah'ın varlığının kesin olduğu, akli olduğu sonucuna varıyoruz. Bu akıl yürütme sürecinden geçen herkesin Allah'ı bulabileceği düşüncesindeyiz. Yani ispatı vacip mümkündür. Ya da şöyle söyleyelim, İslam inanç ilkeleri, iman ilkeleri, bunların her biri istidlale üzerinde akıl yürütmeye, delil getirmeye elverişli olan inançlardır ve bunlara delil getirilir. Kelamcılar açısından İslam inanç ilkeleri sadece salt imanın konusu değildir. Yani iman et kurtul değil. Ya da şöyle işte saçma da olsa inanıyorum şeklinde bir anlayış kelamcılarda yoktur. Ben inanıyorum çünkü bu imanım, inandığım şey aklen de, akıl da, düşüncem de, kurduğum deliller de bana bunu gösteriyor şeklinde. Şimdi günümüzde zaten kelamcılar bu görüşteler klasik dönemden beri. Din felsefecileri de bu kanaatteler. Analitik felsefeciler de bu kanaatte oluyorlar. Ama bir de işte nasıl diyelim Kantvari felsefeciler işte onlar mesela bilgiyle imanın arasını ayırıyorlar. İşte siz işte metafizik unsurlara iman edebilirsiniz ama bilemezsiniz. Mesela daha önce de bahsetmiştim bir derste. Mesela bir tane felsefeci felsefeci bir tane hocamıza soruyorlar bir röportajında. Diyorlar hocam cennet var mıdır diyor soran kişi. O da diyor ki bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz hocam diyor. Diyor bilmiyorum ama inanıyorum diyor. Yani şimdi bu bilgiyle imanı bu şekilde ayırdığınız zaman böyle bir şey oluyor. Yani ya var mı yok mu bilmiyorum ama inanıyorum. Yani o zaman saçma, yanlış, işte batıl bir şey de olsa sen ona inanıyor olabilirsin. Yani senin inancını, iman ettiğin şeyi nesnel bir gerçekliği, doğruluğu, hakikatin olup olmaması önemli değil. Yani böyle garip bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki kelamcılar burada işte ikisinin bir olduğunu yani işte bilgiyle, ya şey, akılla ulaşılan şey ve iman edilen ilke noktasında. Yani iman ettiğimiz her ilkenin aklen de bunu gerektirdiğini, yani bir belli düşünme eylemlerini gerçekleştiren herkesin bu kesin bilgilere ulaşabileceğini söylüyorlar. Peki bu durumda öyleyse o zaman niçin herkes Müslüman değil? Değil mi? Şimdi kelamcı öyle diyor. Diyor ki benim diyor öncüllerim kesin. Benim öncüllerim kesin. Ben kesin öncüllerden hareket ediyorum ve ispatı vacip yapıyorum. Ve bu akıl yürütme sürecini yürüten herkes de diyor ki bu sonuca varır diyor. İspatı vacip böyle yani zaten. Genel ispatı vacip delillerin tüm iddiası budur. Bu durumda o zaman niye tüm herkes iman etmiş olmuyor? İşte burada da söyledikleri genel olarak iki tane şey var. Birincisi kişinin o akıl yürütme sürecinde
Yani o bilinenden bilinmeyene hareket etme, o ispat-ı vacip şeyinde, sürecinde işte orada bazı engellerin olmamasını, ondan sonra bir de şartların yerine getirilmesini. Yani o nazar ve istidlalin şartları var, onların yerine getirilmesi, bir de engellerin olmaması. Yani diyorlar ki engeller ortadan kalktığı zaman, nazar ve istidlalin şartlarına riayet edildiği zaman herkes oturup da aklı selimle düşündüğü zaman Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna, işte iman ilkelerimiz nelerse onların hepsinin hak hakikat olduğunu şey yapabilirler diyor. Neydi? Ulaşabilirler diyor. Tabii şimdi dedik ya, bilinenlerden bilinmeyene geçiş esnasında kesinliğin derecesi düşüyor. Şimdi bizler bildiklerimiz nelerdi? Duyu bilgileri ve evveliyatımız, evveli bilgiler. Bunlar bizim kesin bilgilerimiz. Yani bunlarda hiçbir insan şüpheye düşmez ve bunlar tüm insanlar arasında ortaktır. Öyle dedik. Ama buradan öbür tarafa geçiş yaptığımız zaman o geçiş esnasında o kesinliğin, bir kesinlik var. Yani ispat-ı vacip deliller yine kesin. Ama oraya bir geçiş, yani o bir nazar yürütme süreci olduğu için vesaire, iktisap olduğu için, yani elde etme, kazanma süreci olduğu için artık o kesinliğin değeri düşüyor. Yine söylediğim gibi sizin çıkış noktanızla varış noktanız arasındaki mesafe uzadıkça varmış olduğunuz sonucun kesinliği ne oluyor? Daha da değeri düşüyor. Bunun için yani iki öncülde, yani bir kıyas kurarak, bir ispat-ı vacipte öncülleri çok uzatmadan bir kıyas kurarak işi halletmeniz lazım. İşin şeyi bu. Bilmem anlatabildim mi? Yani şey yok, kelamcılara göre İslam inanç ilkeleri, iman ilkeleri ne derseniz aklidir. Yani gerçekte öyle olduğu için biz iman ediyoruz. Gerçekte öyle olduğu için biz iman ediyoruz. Yani Allah-u Teala ya da biri bize ya iman edin, işte varmış yokmuş o işin tarafına takılmayın. İman ediyorum ama var mı yok mu bilmiyorum. Bu anlamsız bir cümle. Bu açıdan işte kelami yöntem, yani İslam inanç ilkelerini zaten aklen temellendiriyor diyoruz ya. İşte aklen temellendirme dediğimiz şey bu. Aklen temellendirme ne demek? Onun aklen mümkün olduğunu, yani o inancın dış dünyadaki dış dünyayla mutabakatının gerçek olduğunu ispatlayan şeydir. İspatlayan ilimdir. Bu açıdan kelamın işte yani yeni bir ilmi kelam yazılacak da yazılacak kısımlardan biri de budur yani. İşte İslam inanç ilkelerinin her devirde aklen mümkün, gerçek vakaya mutabık olduğunu ispat etmek. Tabi burada işte o akıl dediğimiz gibi anlamı değişiyor. Şimdi bunu da söyledikten sonra şeye geçebiliriz. Şuraya kadar anlattık. Vela veçhe, yani bir gerekçe yoktur ile inkari kevnil akli ve nazari. Akıl ve nazarın, ikisi zaten aynı anlamda. Akıl ve nazarın inkar etme min esbabil ilmi, bilgi kaynaklarından biri olduğunu, aklın bilgi kaynaklarından biri olduğunu inkar etmenin hiçbir gerekçesi yoktur. Yani hiçbir dayanağı yoktur. Feinne men defa'a zalike, çünkü her kim ki bunu reddederse, yani aklın bilgi kaynağı olduğunu reddederse, defa'a bir istidlal, istidlalle def eder. Yani diyelim ki bir kişi diyor ki akıl bilgi kaynağı değildir. Kurduğu cümle bu. Bu bir önerme. Akıl bilgi kaynağı değildir. Şimdi aklın bilgi kaynağı olmadığına dair bu önermesini ispatlaması lazım. Bu ispatlamayı nasıl yapacak? Bize duyular haber aracılığıyla aklın bilgi kaynağı olmadığını gösterebilir mi? Yok. Yani çünkü duyu tecrübeye, şey pardon, akıl yani düşünme eylemi dediğimiz şey tecrübeye, duyulara konu olacak bir şey değil. Bunu haberi sadıkla da yapabilir mi? Onunla da yapamaz. Böyle bir haber yok. Bundan dolayı dönüp dolaşıp yine istidlalle yapması lazım. İşte akıl bilgi kaynağı değildir çünkü deyip yine bir akli formatta bir kıyas kurması lazım.
Böyle olunca çelişkiye düşüyorsun. Sen önce diyorsun ki düşünmek, akıl yürütmek bilgi kaynağı değildir. Sonra onu çürütmek için bir düşünmeyi, akıl yürütmeyi kullanıyorsun. Bu da bir çelişkidir. Feinne men defa zalik, yani kim bunu reddederse, aklın bilgi kaynağı olduğunu, defa bil istidlal, istidlalle bunu yapar, yapabilir. El bil istidlalle akli, akli istidlalle bunu yapabilir. Fekâne nafihi, bu durumda aklın bilgi kaynağı olduğunu inkar eden, müsbiten, onu ispat eden olmuş olur. Anlaşıldı inşallah. Fekâne sabiten, dolayısıyla kâne oldu, yani akıl sabiten, sabit oldu. Yani dış dünyada gerçekliği olan bir bilgi kaynağı olarak gerçekliği, zorunlu olarak sabit olan bir şey oldu. İz la sebile, çünkü bir yol yoktur. Li nefihi, onu nefyetme, illa ispatuhu. Yani ispatı dışında onu nefyetmeye hiçbir imkan yoktur. Yani onun varlığını kabul etmeksizin onu nefyetmeye gidemiyorsunuz. Önce kabul ediyorsunuz, sonra nefyetmeye gidiyorsunuz. Zaten kabul ettiğiniz zaman artık nefyetmenin bir anlamı kalmıyor. وَلْيَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ النَّظَارِ, kim nazar yolunu, yöntemini yoluna girerse, o yolda o yola girerse diyelim, ve riayet ederse şeraitel istidlali fil mukaddimat, öncüllerdeki öncüllerde istidlalin şartlarına riayet ederse, bir an önce bahsettiğim gibi, yani akıl yürütme bizi her halükarda, öncüllerimiz doğruysa bizi doğru yola iletir. Ama bunun için ne lazımdır? İşte o istidlalin şartlarına riayet etmek. Bunu da bize ne veriyor dedik? Mantık ilmi veriyor. Ve ra'a riayet ederse şeraitel istidlal fil mukaddimat, öncüllerdeki, yani öncülleri dizip kıyas kuruyoruz ya, öncüllerdeki istidlalin şartlarına riayet ederse, külliha, tüm öncüllerdeki ya da tüm şartlara riayet ederse, efta bihi, onu götürür, onu vardırır, ilal ilmi, ilme. Yani onu bir doğru bilgiye onu vardırır. Kim nazar yoluna girerse, yani nazar yöntemini kullanırsa diyebiliriz buraya, ve istidlalin şartlarına riayet ederse, o ne yapar? Onu bilgiye ulaştırır burası. Ve bi iftai şeyi, bir şeyin götürmesiyle, vardırmasıyla, ile şey bir şeye, yani bir şeyin bir şeye sizi vardırmasıyla, yu'rafu, bilinir, ennehu tarikuhu, onun yöntemi olduğu bilinir. Yani bir şey bizi başka bir şeye götürüyorsa, o bizi oraya götüren şeyin onun yolu ve yöntemi olduğu anlaşılır. Şimdi akıl bizi, yani düşünme dediğimiz, nazar dediğimiz şey bizi A yerinden B şeyine götürüyorsa, o zaman bizi o B'ye, o B dediğimiz şey ilimdir dedi ya, ilme götürür. Düşünme bizi ilme götürür. Düşünme bizi ilme götürüyorsa, o zaman ilmin yöntemi, yolu nedir? Düşünmektir. Bunu diyor. Ve bir iftai şey ile şey, bir şeyin varmasıyla, ile şey bir şeye varmasıyla, yu'rafu ennehu tarikuhu, ya da bir iftai şey bir şeyin vardırması, mütaddi yapalım, İla şey, bir şeyin bir şeye vardırmasıyla yu'rafu, bilinir, ennehu tarik, o onun yolu, yöntemi olduğu bilinir. Vallahu muvaffik, başarıya ulaştıran Allah'tır. Yani burada aslında üstte söylediğim şey, yani akıl yürütme, öncüllerimiz kesin olursa, akıl yürütme istidadın şartlarına riayet edersek, bu bizi kesinlikle kesin olan bilgiye ulaştırır. Ama o kesin olan bilgi de hiçbir zaman duyuların bilgisi, doğru haberin bilgisi ya da kişide evveliyattan bulunan bilgi seviyesinde değildir. Bundan dolayı zaten herkes Müslüman olmuyor. Yani o derecede olsaydı herkesin Müslüman olması gerekirdi. Ama bir kişi nazarın şartlarını, istidarın şartlarını yerine getirirse, o kişinin Allah'ı bulması, yani Allah'ın var ve bir olduğunu bulması kaçınılmazdır. Kelamcıların kanaati bu yöndedir. Yani bu açıdan şunu söyleyecektim, unutmuşum. Yani günümüzde nasıl diyelim, bazı ehli hadis geçinen bazı kişiler, yani dinin işte iman ilkelerinin aklen savunması falan, hani kelamcılık böyle bir şey diyoruz. Yani onların tavrına baktığımız zaman işte iman et kurtul. Ha, böyle diyorlar. Mesela biri bir şey sorguluyorsa,
Yani müsbet anlamda da sorguluyor olabilir, menfi anlamda da ya da ne diyelim yani İslami dairede de sorguluyor olabilir ya da gayrimüslimdir, inanmıyordur o şekilde de sorgulayabilir. İşte iman et kurtul, sorgulama falan böyle bu şekilde tepkiler veriliyor o çevrelerden. İşte aslında işte milletin diyorlar ya gençler deist oluyor falan oluyorlar mı olmuyorlar mı bilmiyorum da. Eğer oluyorlarsa bu bakış açısından dolayı oluyorlar. Şimdi mesela diyelim ki bir genç sorguluyor. Ya şu şöyle benim aklıma mantığıma uymuyor. Oradaki akıldan da neyi kastediyor artık zaten diyorum ya herkesin kafasındaki akıl farklı bir şey. Her neyi kastediyorsa. Diyelim ki bu diyor benim aklıma uymuyor. Şimdi onun cevabı iman et kurtul şeklinde olduğu zaman o bahsettiğim hocanın cümlesi gibi oluyor. Ya cennet var mı yok mu? Vallahi bilmiyorum. Ama inanıyorum. Sen bunu istiyorsun o zaman gençten, değil mi? Halbuki kelamcı bakış açısı, ya kardeşim İslam iman ilkesi şudur, inanç ilkeleri şudur. Şu şu şu, şu sebepten dolayı bu nedir? Bu aklen bu şekilde izahı vardır. Bunun delili vardır. Bu şekilde yani. Yani mesela bu gayrimüslimlerle yapılan tartışmalar gibi bir insan gelip de ya ben Allah'a inanmıyorum dediği zaman sen işte kul huvallahu ehad dersen şey olur. Neydi? Saçma olur yani değil mi? Bu günümüzdeki bu deizm tartışması da biraz bunun gibi. Bunun geçmişte de örneği var. Yanlış hatırlamıyorsam Hindistan'dan bir grup ya da bir devlet başkanı, emir, padişah neyse işte şey istiyor. O zaman işte Abbasiler döneminde ya diyor bize İslamiyet'i anlatacak şey adam gönderin. Bir grup o zaman işte sultanı kimse Abbasi sultanı gönderiyor bir grup ehli hadisi. Onlar da dediğim şekil gidiyorlar. Şimdi adam orada sonuçta Hint dünyası klasik felsefenin biliminde olduğu bir yer. Kendilerince felsefe bilim yapıyorlar. Siz adamla kulhuvallahu ehad Allahu samet derseniz adam yani der bu bize dalga geçiyor herhalde. Yani adam köküne inanmıyor, dalına mı inanacak? Allah'a bizim inandığımız şekilde inanmıyorsa o dalı, o kökün bir uzantısı olan Kur'an'a mı inanacak? Sonra işte hal durum vaziyet böyle olunca Mutezili bazı alimleri gönderiyor. Her Abbasi sultanı bu şekilde gidiyor oraya. Yani bu şekilde şeyler de var. Klasik dönemde de var. Günümüzde de var. Yani deizmle mücadele edilecekse, eğer gerçekten böyle bir sorun varsa ülkede, bunun yolu anlattığım şekildir yani. Modern bilimin verilerini kullanarak, yani onlar da çünkü artık müsellem hale geldiyse, çünkü o belki bilirsiniz işte şeyde de sıralama vardır. Hani bir iddia vardır, teori oluyor, sonra kanun haline geliyor ya. Normal bilimde de böyle bir süreç varsa. Onlara da itibar ederek, onları yok saymayarak bir şekilde ispatı vacip delil, ispatı vacip delilleri yeniden kurgulanabilir, yeniden yapılabilir. Ama iman et kurtul şeklinde bir yaklaşım olursa bunun zaten hiç kimseye ne şüphelerini giderecek bir güçte olmadığı zaten malumdur. Yani bir saat olmuş arkadaşlar. Sorusu olan varsa sorabilir. Burada duralım. Haftaya inşallah alemin hudusu konusundan devam ederiz. Var mı sorusu olan? Yok herhalde.